Selamun aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Tüm dünyadan son gelişmelerle karşınızdayız. Rusya Savunma Bakanlığı 5 Aralık 2020 gününe özel Dağlık Karabağ son durum haritasını paylaştı. Haritayı görmektesiniz. Önemli bir değişiklik olmadığı için doğrudan geçiyoruz. Yine Fransız birimlerinin paylaştığı fotoğrafta ilginç bir detay var. İlk fotoğrafta Fransız gemisinin hemen arkasında ülkemize ait sondaj gemisi Yavuz'u görmekteyiz. Muhtemelen Kıbrıs açıkları ve fotoğraf en az 1-2 ay öncesinden çekilmiş fakat yeni paylaşıldığını belirtelim. Yine burada tabii ki de Irini misyonu kapsamında bu fotoğrafların çekildiği belirtilmiş. Dün akşam Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığımızdan Yunanistan'a cevap verildi. Avrupa'nın şımarık çocuğu ifadelerinin kullanıldığını görüyoruz. Türkiye'ye yönelik Avrupa Birliği yaptırımları ile Yunanistan'ın bizi kışkırtmayı hedeflediği belirtilmiş. Hiçbir yaptırım Türkiye'nin Meis Adası veya 10 deniz milini kapsayan hava sahası egemenlik haklarından asla taviz vermesine neden olmayacaktır. Yunanistan er ya da geç Türkiye ile koşulsuz diyaloğa girmelidir şeklinde bir açıklama yapılmış. Farklı zamanlarda Libya bayraklarını görmektesiniz. 1842 ve 1911 yıllarında neredeyse şu anki ülkemizin bayrağı kullanılmakta. Yine Kaddafi döneminde tamamen ay yıldızın kaldırıldığını görüyoruz. Yine bir ara Suriye ve Mısır bayraklarına benzer bayrakların olduğu görülmekte. Şu anki bayrağın ise en aşağıdaki bayrak olduğunu belirtelim. Ruslar Libya'da bir şeye hazırlanıyor. Uydu görüntülerini görmektesiniz. Sayı oldukça çok. Yine havacılık uzmanı Libyalı Taha Hadid'e göre Libya'da El Jufra'da göklerde ve çevresinde çok sayıda Rus ve Emirati yani Birleşik Arap Emirlikleri uçaklarının yoğun olarak görüldüğünü yazmış. Yine çok önemli bir belgeye ulaştım. 6 Aralık 2020 tarihine ait yani bugüne ait Hafter Sirte Jufra'da hazırlık düzeyini yükselttiğini ve tam hazır duruma geçtiğini duyurdu ve birliklerinin tüm izinlerini iptal ettiğini de eklemiş. Bununla ilgili belgeyi görmektesiniz. Bunun nedeni ise Ebu Gureyn açıklarında dün 6 Türk gemisinin radarda görülmesi. Ayrıca ülkemizin desteklediği resmi hükümet yani Ulusal Mutabakat Hükümeti 160 LNA yani Hafter teknisyeninin Sirte'ye geçtiğini doğruladı. Burada Hafter tarafından da bir açıklama gelmiş. Açıklamayı görmektesiniz. Karama Operasyon Odası Tüm Generali Ahmet Salem'in bu açıklamayı yaptığını da belirtelim. Bununla ilgili konuşan Hafter'e bağlı bir askeri kaynak ise gözlem evine şunları söyledi. 5+5 anlaşmaya uygun olarak barışı taahhüt ediyoruz ve anlaşmada bizimle ilgili olanları uygulamaya başladık. Ancak bu karada, denizde ve havada eşi benzeri görülmemiş Türk seferberliği ile karşılandı. Türkiye bu anlaşmayı baştan reddetti ve bu tırmanışa ilişkin Cenevre Anlaşması'nın sponsorlarının pozisyonunu bekliyoruz. Hatırlarsanız anlaşmanın ilk günü Cuma çıkışında Cumhurbaşkanı Erdoğan bu anlaşmadan şüphe duyduğunu belirtmişti ki kesinlikle haklı çünkü bu anlaşmada Hafter'e ne olacağı belli değil. Rusya'ya gidiyoruz. Rusya İHA'lara ayırdığı payı Kasım ayından itibaren 2 katına çıkardığını duyurdu. RIA Novosti'ye göre yüksek performanslı Rus araçlarının üretilmesinden ve en modern teknolojilerin karşılanmasından sorumlu askeri endüstri kompleksi çok hızlı bir şekilde kurulacak. Büyük ihtimalle Karabağ'da Azerbaycan'ın başarısından sonra Rusya bu kararı aldı. Yine İngiltere ve Mısır arasında işbirliği anlaşması imzalandı. İngiltere ve Mısır siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel konuları içeren işbirliği anlaşması imzaladığını duyurdu. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İngiltere'nin Kahire Büyükelçisi Sir Geoffrey Adams ile Mısır'ın Avrupa'dan sorumlu Bakan Yardımcısı Bedri Abdullaye'nin iki ülke arasındaki siyasi ve ticari bağları güçlendirmek için anlaşma imzaladığı belirtildi. Anlaşmanın Brexit sürecinden sonra İngiliz işletmelerin Mısır pazarına sürekli erişim sağlamasına ve iki ülke arasında yatırım arttırmaya yardımcı olacağı ifade edilmiş. Dün sizlere motor yaptığımızı belirtmiştik, bununla ilgili haber yapmıştık. Malum şahıs ki bu tek değil milyonlarca var yazdıklarını görmektesiniz. Motor yapmak zor değil, internette bile ayrıntılı anlatan pek çok site var demiş. Zaten bu cümleyi okuduktan sonra şahsın geri kalan cümlelerini okumaya gerek kalmıyor. Yine Çin'e giden ihracat trenimizin geri döndüğü ile ilgili iftiralar vardı. Bununla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Genel Merkezi'nden bir açıklama yapıldı.
Trenimiz törenimizin ardından yola çıkmadan hemen önce gümrükleme işlemleri ve Çin'den gelen ilave talepler için Halkalı istasyonuna uğramıştır. Bu gece Halkalı'dan Köseköy'e gelerek Çin yolculuğuna devam edecektir ki ben bu videoyu sabah çektiğime göre tren yola çıktı. Görüntüler Pakistan'dan, Pakistan'da Türk ürünlerine büyük destek olduğu belirtilmiş. Katar'dan bir haber aktaralım. Katar'ın mutlaka İHA kapasitesini arttırması gerekiyor, bunu belirtelim. Çünkü çevresindeki ülkeler sıkıntılı, onlar da çok sayıda var. Dolayısıyla Katar'ın da mutlaka İHA satın alımı gerçekleştirmesi gerekiyor. Evet, geçen gün sizlere bahsettiğimiz Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa'nın düzenlediği Medusa 10 bugün yani 6 Aralık'ta sona eriyor. Bununla ilgili çok sayıda fotoğraf paylaşılmış. Hangi ülkelerin yan yana olduğu zaten net olarak anlaşılıyor. Yine sizlere geçen gün Kazakistan'ın Bayraktar'la ilgilendiğini söylemiştik. Burada Astana'nın Bayraktar TB2 satın alacağı konuşuluyordu ancak Rus medyasında yer alan haberlere göre Kazakistan Bayraktar TB3'ü envanterine katmak için çalışmalara başladı. Bayraktar platformlarının Dağlık Karabağ'daki performansı sonrası Kazakistan'ın Türk yapımı İHA'lara ilgisinin arttığı kaydedilmiş. Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar 29 Ekim'de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada artık TB3'e geçileceğini hem de TB3'lerde de ve yine geliştirilmekte olan Akıncı TİHA'larda Tayin'in geliştirdiği PD-170 motorun kullanılacağını duyurmuştu. Bununla ilgili motor testine ilişkin hatta bir de video paylaşılmıştı. Japonya'dan bir haber aktaralım. Japon Hayabusa 2 uzay aracı 300 milyon kilometre ötesindeki Rigo göktaşından örnek aldı ve 6 yılda yaklaşık 5.3 milyar kilometre yol kat ederek geri döndü. Topladığı örneklerin bulunduğu kapsülü 220 bin kilometre yukarıdan dünyaya bırakan uzay aracının başka bir göktaşına doğru yola çıktığı ifade edilmiş. Dün sizlere Gürcistan'ın Rusya'dan Abazya ve Güney Ossatya bölgelerinden çekilmesini istediğini söylemiştik. Bu uyarı ikinci kez yapılmış fakat Rusya'dan buna yönelik herhangi bir açıklama geldiğini görmemekteyiz. Evet dostlar, videonun sonuna geldik. Dilerseniz ikinci kanalıma giderek burada olmayan özel videoları izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.